Selam millet, Dedeli Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Elder Scroll 5 Skyrim oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle bir silahımı neden çekiyorsam herhalde kafasına vurmayı düşünüyorum içerideki vatandaşların. Geçmişin parçaları, Mehrunes hançeri, Alduin duvarı, işin önemi, her taşın altına bakmak, doğru kitaplar son uyku. Şöyle bir bakıyorum kardeşlerim. Karanlık kardeşler görevine doğru ilerleyeceğim. Bir bakalım karanlık kardeşlerin derdi neymiş. Gerçi karanlık kardeşlere katılmayı düşünmüyorum. Karanlık kardeşlerin kafasına vurup bayıltacağım onların hepsini. Ama neler neler var benim böyle ya. Ama öncesinde... Çok ağrım ya. Çok fazla da ruh taşı yakalamışız. Küçük, büyük, minik falan diye. Karanlık kardeşlere katılmadan önce biraz şu büyüleri falan yapıp acaba karakterimi mi güçlendirsem? Bakalım. İki tane yükseltilebilir kazanımımız var. Tılsımlamayı arttırabiliriz. Ağır zırhı arttırabiliriz. Tek el saldırıları arttırabiliriz. Sanırsam tek el saldırıları arttıracağım. Çünkü kılıç kullanmayı düşünüyorum silah olarak. Her ne kadar şu anda savaş baltası da kullansam. Elf kılıcı var 43'lük elimde. Evet, 43'lük elf kılıcım var. Eğer benim karanlık yıldızım doluysa, karanlık yıldızım kocamanla dolu. Hemen şöyle bir gidelim kardeşlerim. Yapacağımız büyüleri çok hızlı bir şekilde yapalım. Oo, yanlış yerden çıktık. Buradan zıplayabilir misin? Koşarken niye zıplamıyor bu adam kardeşim? Biri bana bunu açıklasın. Bu adam koşarken neden zıplamıyor? Kendi yozlaşmışlığının pisliğine rahip orada yine yardırıyor ya. Propaganda, propaganda. Şu karanlık kardeşlik questlerini bir yapalım. Bir kardeşimiz oradan ölümsüz bir at alacağımızı söyledi. Gerçekten varsa böyle bir şey, dedikodu değilse bu. Ölümsüz atımızı da alalım. O ne be? Ne yapıyorsunuz lan? Parti mi yapıyorsunuz içeride? Çılgın partiler. Tabak fırlatıyorlar havaya. Yunanlı galiba bunlar. Şuradan hemen elf kılıcına tılsımlamadan nelerimiz var şimdi? Ateş hasarı. Ateşten ruh kapanı. 10 puanlık ateş hasarı verir ve ölürse ruhunu yakalar. Fazladan hayvanlara hasar. Ayaz hasarı. Ayaz besleyen. 30 ayaz hasarı alır. Hedefi 2 saniye içinde felç etme ihtimali oluşur. Hedefi felç eder. Korku, kuvvet emme, ruh kapanı. Ölürse ruh cevheri doldurulur. Neler neler. Aslında ölürse ruh cevheri doldurulur deyip böylece o oluşturduğumuz kılıcı kullanmayarak ilerleyebiliriz. Ya da maksimum ateş hasarı verebiliriz. Ya da ayaz hasarı alır. Dur bakalım ne olacak. Oo. Karanlık cevherle yaptığı için 63 ayaz hasarı veriyor. Ateş hasarı kaç veriyor? 25 ateş hasarı veriyor. 203'lük şarjı oluyor. Ayaz besleyenin 25 şarjı oluyor. Bunu bir yapalım şimdilik ya. Enter. Kabul ediyorum bu yaptığını. Ayaz besleyen. Kabul ediyorum. Güzel kardeşim. Ruh cevheri olarak da karanlık yıldızı kullanıyorum. İşle. Wutran'da bile bir şeyler yapabiliyor. Özellikle elflere karşı fazla vurur demiş. Wutran'da tılsımlamak da çok ayıp bir şey olmaz mı ya? Yüzyıllık büyülü kılıç. Küçük ruh cevheriyle tılsımlayayım bunu. Yine de ilerleyecek mi? Evet. Kardeşlerim belli ki kullandığımız
ruh cevherinin ne olduğu değil, kullandığımız silahın seviyesi bizim büyü yapmamızı geliştiriyor. Mesela şu deri çizmeye yapayım bakayım. Ayaza direnç diyelim. Büyük ruh cevheri diyorum. Ayaza %20 direnç. Yine de ilerledi. Bilemedim o zaman şimdi. O zaman şimdi bildiğiniz bir çelişkide kaldım. Peki buna küçük ruh cevheri diyeceğim. Var mı küçük? Küçük, küçük, küçük. Küçük nerede ya? Hepsi büyük. Heh, küçük ruh cevheri. Yine de ilerliyor. Tamam, unutun ne dediğimi. Benim söylediğim şeyi unutun. Her türlü ilerliyor. Post çizmeleri yapalım o zaman. Ayaza direnç. Sıradan ruh cevheri. Vallahi her türlü ilerletebiliyoruz kardeşlerim. O zaman ben şimdi şu cevherleri bir bitireyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet kardeşlerim. Gördüğünüz gibi bayağı mekan bile değiştirdim yani. Irmak koruya geldim. Böylece silahlarımdan sadece kullanacağım elf kılıcı, ork oku, ork savaş baltası, ork yayını bıraktım. Draven'ın yayını zaten üstümden çıkartamıyorum görev eşyası diye. Şunu da çıkartamıyorum görev eşyası diye. Kendime %10 ayaz direnci yüzüğü yaptım. %27 fazla vurur kolyesi, %27 fazla vurur eldiveni. Ok %26 fazla vurur kaskı, 41 sağlık, %27 fazla vurur bilekliği. Başka da eşyamız yok. Bütün içinde ruh dalı olan taşlarımı kullandım. Bulduğum her çeşit taştan da şöyle ikişer üçer tane şunları da bir atayım elimden. Gördüğünüz gibi doldurdum. Boş yer olsun diye. Şimdi Karanlık Kardeşlik Tapınağı'na git. Karanlık Kardeşlik Tapınağı. Oku görmeye çalışıyordum. Şuradaymış. Oraya en yakın binlerde Sisli Bayrak Kalesi varmış. Falkrat'a da gitmiş oluruz böylece. Güzel olur. Helgen'den şurasının yürüyüşü kadar. Çok uzun bir yol değilmiş. Sisli Bayrak Kulesi'ne bir gidelim. Ben oradan bağıra bağıra çığlık ata ata gideceğim. Ama bu arada şimdi loading ekranında gördüm. Ben de level atlamışım enchantment'ları yaparken. Şuradan bir sağlık verelim. Biraz da bir şeyler verelim madem öyle ya. Tek el saldırı zaten %20 daha fazla vursunu vurabiliyoruz. Bir kere daha verdiğimiz zaten verdiğimiz zaman iki katı hasar verecek. Kavga duruşu, daha ileride neye gidebiliriz? Vahşi saldırı, zaten onu da yapıyoruz. Yüzdeyken geriye doğru yapılan güç saldırıları düşmanı felç eder. Peki. Hızlı koşarken yapılan saldırılar. Tamam, şu anda bir dursun bakalım bunlar. Şu anda buna bir şey vermeyelim. Ağır zırh. Ağır zırhımızın 60 olması lazım. Çelik yumruklarla alakam yok. Onun üzerinde düşürdüğünde bütün ağır zırhlar giyiliyse yarım hasar alınır. Onu da geçelim. Ağırlıkları görmezden gelinir ve giyildiğinde seni yavaşlatmazlar. Bunu almamız lazım. Kaç istiyormuş o? 70 istiyormuş. Hem de 70 istiyor. Gayet makul. Yüzde ağır zırhların tamamı giyildiğinde yakın dövüş saldırılarından gelecek hasara düşmana geri püskürtme olanağı %10 olur. Gerek yok ya. Ne yapacağız? Bize vurduğunda hasar vursun falan. Hasar yesin. Garip. Buraya da gideriz. O zaman bunu vereceğiz. Ve tılsımlamamız 87, tılsımlamamız 100 olacak. Tılsımlamayı da yapabiliyoruz. Bunu da yapalım. Artık bütün tılsımlarımız %100 güçlü. Bir sonraki setimizi yaptığımızda, yani bu seti kullandığımız adamlar tek kelimeye pişman olacaklar diyecektim ki. Buradan bir tip geldi. Şimdi bizim yapmış olduğumuz bir tane silahımız vardı. Ork yayı. Ork yayı varmış. Burada görünüyor olması lazım o zaman. Evet, zaten görünüyor. Ruhani formu seçelim. Tam zamanında attım ruhani formun çığlığını ya. Kadim ejderha. Gel bakalım ne kadar kadimsin. Şuradan seni felç edebiliyor muyum? Edemedim. Seni felç edemiyorum. Ama sen beni çok güzel felç ediyorsun. İyileşmeyi seçip şöyle bir kendimize basalım. Bütün büyücümüzü bitirene kadar basalım abi.
Ondan sonra seninle belli ki biz okla dövüşmeyeceğiz. Elf kılıcı. Ork savaş baltası. Savaşçı iksiri içelim. Sağlık iksiri içelim. Birkaç tane. Birkaç tane derken ah ah nasıl hatalar yaptım. İyileşme iksiri içecektim ben asıl. Sen neyle dövüşüyorsun acaba? Güzel kardeşim, öyle aksiyonlar yapma bana. İn yere. İn yere in. Sana ben saldırı yapamıyorum. Evet, kadim ejderha gerçekten de gözümü çıkartıyor. Sağlığı düzeltme. Peki. Sağlık. 60 saniye boyunca 20 artar. Verimli iyileşme. Çok affedersiniz kardeşlerim. Tabii ki bütün dayanıklılığım gittiği için hani şunu da bir yapalım da bari. Şurada ejderhaya saldırı yapabilirim. Ya. Ya sen bize güzel hasar veriyor olabilirsin. Sen bizim canımızı yakıyor olabilirsin. Bunları ağırlık dolayısıyla almayacağım. Ama işte benim tek elli saldırılara verdiğim bu puanlar da böyle işe yarar. Rendeledik resmen ejderhayı. Böyle gücünü de emdik. Bu puslu günde anladık ki tek rakibimiz Türk Hava Yolları. Hiçbir şey bizimle boy ölçüşemiyor artık hasar verme söz konusu olunca. Evet, görevimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Hemen bir kaydedeyim şöyle ejderhayı öldürdükten sonra. Yeterince atletik bir insansanız kimin ata ihtiyacı var? Hiç gerek yok. Hele de atınız ölebiliyorsa. Gayet güzel. Orman havasının tadını çıkartıyorum. Saklı yol harabelerini de keşfediyorum aradan. Yine mi ejderha? Ne var orada ya? Oo, siz nereden çıktınız böyle ya? Ha, ölü çağıran varmış burada. Vay arkadaş ya. Ben ne manyak bir hareket yaptım böyle. Ya şu büyücülerin arkasını dönüp de geri geri yürüye yürüye bana büyü atması beni delirtiyor. Bilmiyorum aşırı mı tepki veriyorum ama gerçekten beni sinirlendiriyor. Her adam gibi hasar da vuramıyorlar ayrı mesele ama yine de gıcık bir şey ne bileyim işte. Geldik mi? Vallaha geldik. Neresi? Şurası mı? Hayatın müziği nedir? Ne demişti bize? Ut mu? Hayır, davul. Çığlık mı? İlahi söyleyen bir tür müzik korosu. Hayır, sessizlik kardeşim. Eve hoş geldin. Vay. Karizmatik karşılama. Astrid'le konuş. Astrid'i orada gördüm. Öylesine içeri doğru dalmak istedi ama canım birdenbire. Aa. Sıra dışı mücevher var. Sıra dışı mücevherler kaç tane acaba ya? Umarım mekan hoşuna gitmiştir. Peki şimdi ne olacak? Şimdi olacak şu. Sen Karanlık Kardeşlik'le yeni hayatına başlayacaksın. Ne de olsa ailenin bir parçasısın. Gördüğün gibi burası bizim mabedimiz. Skyrim'in hiçbir yerinde buradan daha güvenli bir yer bulamazsın. Keyfine bak.
Sessiz kalıyorum. Evet, sessizlik tam sana göre. Sana gizemli bir hava veriyor. Şimdi işe girelim. Senin için bir iş ayarlıyorum. Fakat bu arada git ve Nazir'le konuş. Seni idare edecek daha ufak çaplı sözleşmeleri olabilir. Yakında gece ana gelecek ve buradaki işler çok daha ilginç bir hal almaya başlayacak. Ha, son bir şey. Eve hoş geldin hediyesi. Karanlık kardeşliğin zırhı. Bütün çalışmalarda sana iyi hizmet etsin. Tamam yavrum, tamam, uzatma. Ne verdin şimdi bana? Giysilerde. Hainlik iki kat hasar verir. Hafif zırh. Hafif zırh. Anladım ben seni, tamam. Dur bakayım, dur. Orada bir şey gördüm ben. Ya o benim kendi kolyemmiş. Nazir. Demek sen bizim küçük çatırdayan işlevsiz ailemizin yeni üyesin. Gizemli ve uğursuz bir şeyin peşinden gitmek değil mi? Astrid bana iş ayaracağını söyledim. Kulağa basit geliyor. Öyle, bunlar göz kamaştırıcı suikastler değiller. Dürüst olacağım. Çok fazla ödeme yapılmaz. Ama seni meşgul tutacaktır. Mümkün olduğu kadarını yap. Zaman kısıtlaması yok. Sonuçta hedefler bir yere gitmiyorlar. Her birini tamamladığın gibi gelip söyleyebilirsin veya bekleyip bütün hedefler saf dışı edildikten sonra hepsini birlikte söylersin. Hangisi işine gelirse. Sözleşmeler yükselisi için hazırım. Bunlar ne ya? Bize cinayet şeyleri verdiler. Mehrun Dagor hançerini de seçelim. Hadi bakalım. Hepsine birden gidelim valla. Hepsine birden gidelim. Haritamızı açalım şöyle. Mehrun hançerini ele geçirmek için Kırık Diş Kalesi diyor. Vallahi Kırık Diş Kalesi'ne giderim o zaman ya. Zaten hemen arkamdaymış. Mehrun hançerinin parçaları kolay yerlerde diye hatırlıyordum ben ya. Kırık Diş Kalesi falan. Ne alaka? Demek ki değilmiş. Kırık Diş Kalesi de kolay bir yerdeymiş gerçi ya. Oo. Kolay bir yerdeymiş de. Yakalandı. Hemen yakaladık. Güzel bakalım. Abi bu ne lan? Kasap öldürdüm galiba ben. Üzerinde var olan bütün şeylerden var. Yemeklerden adamın. Onun eti, bunun butu diye. Beni uğraştırmayın. Kendi kendinizi öldürün. Evet, insanların kötü yanı ya. İnsanları sadece en büyük ruh taşı tutabiliyor. Yani bizim elimizdeki karanlık yıldız. Başka şey tutamıyor insanları. O yüzden aslında bu insanlara karşı dövüşürken hiç şey yapmaya gerek yok. Şu büyülü kılıcı kullanmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi yeterli büyüklükte ruh mücevheri yok deyip duruyor. Öyle de demeye devam edecek. O yüzden ben şuradan Ork Savaş Baltasını seçeceğim. Mehrun parçası şurada diyor. Kardeşim biçer döver geliyor. Çekil önümden, çekil. Sizin gibi dandik adamlarla hiç uğraşamam.
sizin gibi dandik adamların olduğu yerden işe yarayacak bir şey çıkacağından bile şüpheliyim. Buradan işe yarar adam çıktı, hayret ettim. Ama silahlarım onun için o kadar yüksek seviye ki. Güçlendirilmiş demir kalkan. Çok çok ağır. Üzgünüm. Bu paraya, o ağırlığa iyi para. El pançeri de büyü yaparız. Alalım. Malakat kanun nedir? Bilmiyorum. Altın, büyü uyandırma, gümüş yüzük, kolye kırarız. Para kesesi. Efendim, dinç iyileşme. Adam okur yazar çıktı ya. Baya kitap biriktirmiş orada. Elf gürüzü 57 hasar. Abi kullanmayacağım gürüz. Benim aklımı çelemezsin. İstediğin kadar güzel hasarı olsun. Aldık mı biz bu arada bunu? Mehrun hançerine bir bakayım ben ya. Kabzası, parçalarını, topuz taşını. Vay arkadaş ya. Öyle bir şey yazmıyor üstümüzde. Neyse buradan çıkalım. Anlarız. Bir daha buraya gir diyorsa eğer mehrum parçası için. Evet, parçalarını ele geçir diyor. Belli ki bu rezaleti durdurmak için şöyle yapacağım. Geri kalan görevleri kapatacağım. Ama hala hem içeride hem dışarıda gösterecek büyük ihtimalle. Sanırsam bu anahtarı ele geçirmemiz de öncelikli olan. Şimdi anahtarı ele geçirdiğimiz için geri kalan aksiyonlarını yapabiliyoruz. Kalenin içinde ilerleyebiliyoruz. Vay arkadaş ya. En yandaymış kilit. Niyeyse basit yazanların daha zor açıyormuşum gibi geliyor bana. Oo, biz nereye çıktık böyle ya? Vay kardeşim benim, yandaki gizli girişmiş açtığımız yer. İşte bu kadar. Kırık diş tünelleri. Mini ruh cevheri en sevdiğimden. Lahana istemem kardeşim, sağ ol. Oo bir dakika. Buralarda bir şekiller, bir gizemler, bir şeyler var. Bunları çözmem lazım. İçeride bir sürü şey var. Biri burayı açtı. Biri de bunu açtı. Sanırım becerdik. Buradan da şans eseri kaçtık. Mükemmeliz ya. Tek kelimeyle mükemmeliz. Evet, şimdi sıradaki sandığımız bu. İşte kastettiğim buydu kardeşlerim yani. Gördüğünüz gibi basit sandığı açmak için 8 takla attım. Karmaşığı daha kolay açtım. Savaş baltaları bariz daha çok vuruyor ya. Savaş baltalarına mı gitsek? Yok ama ya, kılıç kullanmak istiyorum.
Hafif zırh. Hiç işimize yaramayacak bir yetenek. O zaman evet, demin gözümüzden kaçmış. Açacak şey burada. Para kesesinde, indiregande. O mini ruh cevheri, büyük ruh cevheri. Böyle yığın halinde kalmış olan güzelim eşyalar. Tamam, burayla işim bitti artık. Koşar adımlarla gidiyorum. Ruh cevherimi gördüm orada. Mini ruh sıradan. Çok güzel. 10 numara. Bakalım bir sonraki gideceğimiz yer neredeymiş kardeşlerim. Tabii önce görevimizi de açalım. Şu sözleşmeleri. Ta burada bir mehrun hançerinin parçasını ele geçir görevi var. Hey maşallah. Efendim, mehrun hançerinin kabzasını ele geçir var. Seher yıldızında iki tane adamı öldürme görevi var. Burada Invar köyünde Narvi'yi öldür var. Abi ben bu adamların görevlerini yapacağım, ölümsüz atı alacağım dedim de yani. Ben gayet iyi kalpli bir insanım. Karakterimi de öyle oynamak istiyorum. Bunların öldür dediği adamlar nedir ki acaba? Sen de kimsin, ne istiyorsun? Sessiz kalayım. Look, if you ain't gonna talk or spare no coin, just go away. Eğer konuşmayacaksan veya para harcamayacaksan defol git dedi. Please just leave me be. Yalnızca beni benimle bırak. Bunu öldürüp kaçmam mı gerekiyor sonra da? Bu ne aptal iştir ya? Adamlar bana düşman. İnatla geliyor galiba peşimden. Ya hiç bana göre değil ya. Kötü tarafta oynamak. Oo, hayvan ruhu. En sevdiğim. Neredesin büyülü kılıç? Hop, ruh yakalandı. Neyse. Bir kere başladık bakalım. Ennodis Papius'u öldür. Dar Ağacı Kalesi'ne bir gidelim. Dar Ağacı Kalesi'nin yanından yardıralım. Bakmadan şöyle bir deneyeyim dedim. Hangisiymiş diye. Öyle bir katilim ki geyikler bile kaçıyor beni görünce. Yolu yarılamışız. Güzel. Devam edeceğiz. Ah.
Ah diyerek gitti adam. Bu Ennodus Papyrus yol ortasında duruyor herhalde. Ya da şurası bir kamp ateşi ise kamp alanında duruyor. Abi kimdir, nedir bu adamlar ya? Niye bunları öldürmek istiyorlar? Manyaklara bak ya, peşime düştü hepsi. Güruh gibi. Hepsinin ruhunu yakaladık. Vallahi iyi oldu. Neden buradasın? Uzak dur benden. Karanlık kardeşle birliktesin değil mi? Bunu biliyordum. Benim için geleceğini biliyordum. Payal'da 40 ceza eklendi. Ne güzel ya, ceza ceza üstüne. Aranan bir psikopata dönüşeceğiz sonunda. Hançerin parçasını Silus'a götür. Belidit'i öldür. Seher Yıldızı. En yakındaki o olsa gerek. Sanırsam yine evet, açıkta bekleyen bir tip. Abi daha çok sorgulamak istemiyorum sizi ya. Belidit'i öldür. Bu ne ya? Belidit'in ev anahtarı. Belidit'in ev hangisi acaba? Bu mu? Allah Allah. Savaşmak istemiyorum seninle ya. Manyaklara bak ya. Zorla saldırıyorlar. Kabzayı ele geçirmek için de Mortal demiş. Bari Mortal'a doğru gidelim. Yalnız ne kadar güçlü bir hale geldiysek artık. Adamlar boşuna yardırıyor peşimizde. Her yerde muhafız var. Ne kadar güzel. Peşimi bıraktılar mı? Tüh ya. Şimdi aklıma geldi. İmparatorluğun sesini deneyecektim. Bizim kendi özelliğimiz. Herkesi sakinleştiren. Neyse, bir sonraki cinayette deneriz. Evet. Mortal'a gitmemize izin verdi en azından. Mehrum parçasını ele geçirelim. Mehrum parçası. Ne yaptığını duydum. O iğrenç cadıları öldürmüşsün. Aferin yoldaş. Cadıları öldürdük de yolda gelen geçeni bahçıvanı şoförü öldürüyoruz şimdi de. Pis bir herife dönüştüm ya, bir tane at alacağız diye. Yorgen, ayağa kalk yorgen. Mehrun'un parçasını arıyorum. Gerçekten mi? Silus aksini söylüyor. Adını duymuştum. Babam onu Mistik Şafak'la bağlantısı olmasından şüpheleniyor. Demek ki haklıydılar. Buna ihtiyacım yok. Ailem o hançeri ölü bir tarikattan korumak için 8 nesil harcadı. Benim umurumda olduğu kadarıyla evimde olabilir. Kabza için ödeme yapacağım. 308 altın. Tanrılar biliyor ki değirmenin yeni bıçaklara ihtiyacı var. Hiç şey yapmam. Uzatmam lafı. Hemen hançeri alır giderim. Mehru'nun kabzası. Vay enayi. 378 altın verdim ona. Sandığından 400 altınlık safir çıktı. Ne yapayım şimdi ama ben, yani ben ne yapayım? Zorla bana suç işletiyorlar.
Şimdi şu göreve bakarsak, nazire rapor vereceğiz. Üçü de tamam. Topuzu kaldı sadece. Mehrun Razor'un. O da maşallah burada. Ölü Koca Karı Kulesi. Markat. Neyse biz gidip raporumuzu verelim ya. Bizim rapor nerede? Burada. Karanlık kardeşlik. Bakalım bunlar görev bitirdi mi, nasıl bir şeyler söylüyorlar. Ne diyorlar yani? Ya da bu senaryo nereye gidecek, merak ettim şimdi. O sorguya çekmedi bizi. Bir kere sorguya çekiyormuş sadece. Bu içerideki her şey bize hak mıdır? Evet. O cicili bicili bir sürü kıyafetler var burada. Vay. Öldürme ölüm dalgası. Büyü. Nidalar. Ölüm damgası. Konuş bırak sedan yaysın kıyameti, zayıflasın yaşam gücü rakibin, çatlasın miğferi. Abi benim çok ruhum oldu ya. Aç bunu, aç. Kaynenin barışını da aç. Dondurmayı da aç. Ayaz nefesini de aç. Ben yanlış bir yerlere mi gidiyorum ya? Bu adam aşağıda. Ha tamam. Haven't you talked to Astrid? She's by the pool greeting the night mother and her little Abicim sus jester. Sus. Sus. She Ben sana tıklayacağım, o zaman konuş. Come see me afterward. Haven't you talked to Astrid? She's by the pool greeting the night mother and her little Astrid'le jester. Konuş. She has a contract for you. Come see me afterward. Haven't you talked to Astrid? She's by the pool. Abicim nazire rapor ver diyor hepsinde. She has a contract for you. Come see me afterward. Haven't you talked to Astrid? Allah Allah. Quest bug'ı mıdır nedir ya? Nazire rapor ver diyor. Konuşuyorum. Astrid'le konuştum mu? Astrid'le konuştum mu deyip duruyor. My word is law. Are we clear on that point? Oh yes, mistress. Perfectly. You're the boss. Ah, there you are. Good. I was done. Konuşmamız gerekenler var. Benim için sözleşmem var. Gerçekten öyle. Markat şehrine gitmeli ve eczacının asistanıyla konuşmalısın. Kızın çenesini kapamak bilmiyor. Eski bir sevgilisini öldürmesini istiyor. Görünüşe göre kara ayini gerçekleştirilmiş. Onun adı Muiri. Görüşüp sözleşme yapacağım. Just do whatever the contact wishes. Since it's your first contract, I'll let you keep whatever Muiri. Muiri ne öderse sende kalacak. İlginç. Peki. Astrid'le konuştum. Şimdi seninle konuşabilir miyim artık manyak? O öldü. Your payment for job well done. Narfi öldü. Ya bırak söz şeyi ödemeyi istemiyorum pis herif. Cinayet için para ödüyorsun bana. Beylitit öldü. Başka sözleşme istemiyorum senden. Şimdi bir tane görev aldım ben. Görevimin bilincinde ilerleyeceğim. Oo ne güzel bir su. Dayanamam. Girip bir tur yüzerim. Bu karanlık kardeşlik bayağı tırt bir organizasyona dönüşmüş ya. Ben ta lise 3'e gittiğim zamanlarda, yıllarda galiba, lise 2'ye gittiğim yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Elder Scrolls 2 Daggerfall'ı oynuyordum. Orada karanlık kardeşlik var ya, of.
Efsaneydi, efsane. Evet, markete gitmemiz gerekecek şimdi. Bunun için galiba önce şuraya gideceğim. Bu yakındaki şehrin adı neydi? Şu anda oraya doğru mu bakıyorum? Evet, Falkrat. Vay arkadaş ya, daha haritada keşfetmediğimiz bir dünya şehir var ha. Vallahi ne konuşuyorsunuz merak ediyorum ama görevim var. Ben görev almışken görev bilinciyle ilerlerim. Hiç durup sizi dinleyemeyeceğim. Falkrat'ı hala bulmadın demesi çok ilginç. Falkrat'ı buldun dedi mi? Aa vallahi demiş. Bana bir at arabası gösterin. Canlarım benim. Dışarıda bir köpek gördün mü? Hayır, köpek görmedim. Sadece birkaç kurt. Demirci yolda gördüğü bir köpek için ödül veriyor. Seni görmüş olacağını umuyordum. Galiba ben gözlemede kalacağım. Lord'la konuş. Çeşitli görevlerde çıktı. İlginç. Evet, at arabası şehrin dışında olurdu ama burada yok. Ya fazladan yol gitmek istemiyorum şimdi. Gidip öbür taraftan at arabasına binerim. Diğer şehre ışınlanır, at arabasına binerim yani. Çok da sıkıntı değil ama böyle saçma bir şey yapmak istemiyorum. Efendi gibi ver bana at arabasını. Bu ne ya? Mezarlığa geldim. Evet. Ben böyle bir şey yapmak istemiyordum ama maalesef oyun beni buna mecbur bıraktı. Hemen şöyle dönüp gidiyoruz. Gideceğimiz şehrin adına bakıyoruz. Bir daha Markat. Arabayı kiralamak istiyorum. Markat. Ever been to Markarth? Some say it was built by the dwarves. I don't believe a word of it. Hiç Markarth'ı duydum. Orayı cücelerin yaptığı söylenir ama ben buna inanmıyorum diye. Hemen muhabbete başladı adam ya. Evet, sonunda Markarth'a geldik. Bu ne be? Ne oluyor? Ne oluyor abi? Bu neydi abi böyle? Kadını öldürdü ya. Margaret'in oda anahtarını aldım. Margaret'in oda anahtarı. Kadın sokak ortasına saldırıyordu. İyi misin? Neler olduğunu gördün mü? Yeminlerle alakalı bağırı çalıştılar. Bu senin notun, ne demek oluyor? Benim notum mu? Hayır, bu senin cebinden düşmüş olmalı. Abi manyak mısın? Bu neler? Allah Allah. Çıldırmış abi insanlar. Ya şu yazıyı çeksene güzelim. Benimle Talos mabedinde buluş. Yeminli komplosu. Vallahi kardeşim sen biraz bekleyeceksin. Önce ben kendi yapmak için geldiğim görevi de bir aşama kaydedeceğim. Markat'ta maşallahı var. Gerçekten de güzel şehir yapmışlar. Helal olsun. Sen oradaki. The Dark Brotherhood. Oh, oh.
Görünüşe göre işe yaradı. Neyim ihtiyacım var? İhtiyacım olan şey alayın Dafont'un ölmesi. Onun bulunması ve bir köpek gibi öldürülmesini istiyorum. Bunu onunla birlikteyken biliyordum fakat alayın asla acımasız bir çetenin lideriymiş, yani haydutların. Eski bir cüce harabesine saklanmışlar. Miferya'nın yakında, orayı karargah olarak kullanıyorlar. O harabeye gitmeli, alayın Dafont'u bulmanı ve onu öldürmeni istiyorum. Arkadaşlar umurumda değil. Onlarla ne istiyorsan fakat alayın ölmeli. Olmuş bil. Bir şey daha var, dinliyorum. Eğer yapabilirsen başka birini daha öldürmeni istiyorum. Anlaşmamız dahiline değil ama yaparsan sana fazlasını öderim. Nilsine Kalkan Kram. Miğfer yerinde. Eğer o da ölürse harcadığın zamanı demesini sağlarım. Başka bir şey var mı? Kalkan Kranları görmek üzere Müfer yoluna gittim. Onlar çok eski ve sevgili dostlarımız ve yas tutuyorlar. Frigga kısa önce öldürdü, cinayete kurban gitti. Alain ile tamamen tanışmıştım. Üzüntümden içiyordum, yakışıklıydı ve hoştu. Bana düşlerinin zambak çiçeği olduğumu söyledi. Alain tüm acılarımı dindirdi fakat hepsi yalanmış. Alain beni kullandı, ismimi mahvetti. Kalkan Kranları da aramdaki dostluğu yok etti. Alain neden Miğfer yerinde olduğunu biliyor musun? Frigga'nın öldüğünü duydum. Ailenin dostu olmak istiyor. Kederli anlarında onları soymak istiyor. Alain arkadaşlarıma yaklaşmak için beni kullandı. Şimdi hepsi benim bir tür canavar olduğumu düşünüyor. Hayatımı çaldı. Ben de onun hayatını alacağım. Peki niçin Kalkan Kran? O neden ölmeli? Görüyor musun? Toba için bir kız evlat gibiydim. Nilsin ve Frigga için bir kız kardeş gibi. Fakat aile masumiyetime inanmayı reddediyor. Ne dediğimin bir önemi yok. Kullanıldığımı, benim de Frigga için yas tuttuğumu anlayamadılar. Bana pislik gibi davrandılar. Beni bir kenara attılar. Nilsin'in ölümüyle belki Toba ne kaybettiğinin farkına varacaktır, değil mi? Belki ondan sonra benim de diğer evlatları gibi olduğumu görecektir. Sıyırmış. Sıyırmış. Arkadaş iyi değil. Bunu alın bunu. Alın bunu. Değeri anlaşılsın diye kardeş gibi gördüğü birini öldürtmek. İlginç. Şimdi görevler görevler. Alain Dufont'u öldür. Tercihen Nilsin Kalkan Kran'ı öldür. Nilsin Kalkan Kran'ı bizi öldürmeyelim. Kalkan falan kırmış ama olsun. Biz şuradan buraya doğru gideceğiz. Nasıl becereceğiz onu çok merak ediyorum. Herhalde ufak bir dünya turu atmamız gerekecek onu yapmak için. Mehrum Razor parçası için. Vallahi buradan çıkıp etrafından dolaşacağız büyük ihtimalle. Şuradan bir yol gidiyor gibi. Şurası olur mu acaba? Olmaz. Çok dik. Markat'ın askerleri de çok şekilmiş ha. Zaten atla da gitsek şu yürüdüğümüz hızdan biraz daha hızlı gidiyoruz ya. Kendim biraz daha şey yapayım, avutayım. Bakın ne güzel, o dağın kenarında döndük. Gideceğimiz yere varmak üzereyiz. Şuradan yukarı doğru yardırdım mı tamamdır. Vallahi şaka maka doğru söylüyorum ha. Bir kaydedeyim de. Tahmin edilemez. Şanssızlık eseri, ani bir ölüş yaşarsak eğer hayata küsmeyelim. Oh. Biliyordum o ruhu yakalayacağımı. Mağara ayısı, ayı olayı. Oo,
Biz çok garip yerlere geldik ha. Çok garip bir yerlere geldik biz. Neyse buraya kadar gelmişiz bari haritada görünsün. Evet. Donkişyal gibi bir adı var buranın. Neyse şimdi herhalde doğru yere dönmüşüzdür. Artık buradan doğru bir yerlere gideriz diye umuyorum. Zaten bu tarafa doğru yol yok. Abicim niye böyle olur olmaz yerlere medeniyet kuruyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz? Oo, ruhu alınacak bir şeyler geliyor galiba. Hadi be. Adam geliyormuş. Yeterince büyük ruh taşı yok. Yeminliler bunlar mı? Evet, yeminliler bunlar. Böyle de yeminini bozdururum sana. El alemin zavallı fukarasını bir şeyini kesiyorsunuz değil mi? Boyu imparatorluk askerini kesmişler bir de. Terbiyesizlere bak sen. Ben de bu yeminlilerin yanına doğru gidiyorum galiba ha. Yeminlilerin mekanına. Vallahi öyle bir yere geldik ha. Ve tabii ki fazla dolaşmışım kardeşlerim. Tahmin edeceğimiz üzere daha kısa bir yol varmış. Burası değil mi? Mehrum Dagor hançeri. Üzgünüm. Üzgünüm. Biliyorsunuz ki büyü yapılması için keçi kurban edilmesi lazım. Buraya gel keçi. Kaçma. Er ya da geç olacak olan buydu. Üzgünüm. Öyle olmasını ben istemedim. Aa, bu yeminliler gerçekten savaşmak için çok kötü adamlar ya. İnsanlar ruh cevheriyle ruhlarını hapsedemiyoruz. Dandikler üzerlerinde donla gelmişler. Eşyaları yok. Her açıdan kötüler. E işte. Hiç bize hitap eden şeyler vermediler ama... Yok oldun mu? Oldun tabi. Çağrılanla hiç uğraşmayacaksınız kardeşim. Stil bu. Çağıranı halledeceksiniz tamam. Ne güzel şeyler var burada böyle. Hop yanlış tarafa çevirdik. Hiç dokunmadan açılıyormuş. Bu da güzel. Vay canım kardeşim sen orada beni mi bekledin? 2 saattir ya o oku atmak için. Çıktığım gibi gözüme oku yapıştırdı. Galiba Mehrum Hançeri burada. Bakıyorum. Ama Mehrun Hançeri için gerçekten çok uzak bir yer gösteriyor. Kardeşlerim ben oyunu burada böyle kaydediyorum. Videomuzu da burada bitirelim. Bir dahaki videomuzda kaldığımız yerden devam ederiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenime yorumlara da destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kardeşlerim. Kendinize dikkat edin.